Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz kanalıma. İlk videoda yeleğimizin koltuk altı kesimlerini yapmıştık. Şöyle göstereyim. Şimdi koltuk altıdan omuza kadar olan mesafeyi ben ördüm. Size söyleyeceğim demiştim kaç model koydum koltuk altına kadar diye. Şimdi şu koltuk altı kısmı. Her model arasında biliyorsunuz bir sıra düz bir sıra ters örüyoruz. Ondan sonra bir sonraki modeli kuruyoruz. Modelin yapımı kanalımda var. Linkini açıklama kısmına koyarım. Yapmak isterseniz oradan bakarak yapabilirsiniz. Şimdi koltuk altını kesmeye başlarken yeni model koymuştuk. Oradan itibaren 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 tane 7 sefer modeli kurdum. Bir sıra düz, bir sıra ters gittim, geldim ve artık omuz ve ense kesimini yapacağım. Onu da birlikte yapalım. Şimdi 119 ilmek başlamıştım arkayı. Kolları kestikten sonra kalan ilmek sayım 99. Yani 20 ilmek eksilmiş oldu koltuk altlarından. 99 ilmeği 3'e böldüm. 33'er ilmek. Yani 33 bir omuzda, 33 bir omuzda, 33 de ensede tam denk geldi sayılar. Saydım. Şöyle ayraçlarımı koydum. Burası ensemizin olacağı yer. Burası sol omuz ve sağ omuz. Şimdi kesimini bilen arkadaşlarımız mutlaka vardır ama ben bilmeyen arkadaşlarımız vardır diye yeleği bütünüyle her şeyini birlikte yapalım istedim. O yüzden koltuk altı kesimi bitti. Ördük. Şimdi birlikte omuz ve ense kesimini yapacağız. Şu pat ayrıntılarını omuz kısmına kadar devam ettirdim. İlk videoda hepsinin yapılışını anlatmıştım. Oradan seyredip bakabilirsiniz. Şimdi yapacağımız şey, ben omuzları ilmek sayısı azsa ikiye bölüp o şekilde kesiyorum. Eğer çok ilmek varsa, yani 35-40 ince iplik olup ilmek sayısı çok olduğu zaman 3'e bölüyorum. 3 kademede kesiyorum. Şimdi bunda yani çok abartı bir sayı yok. 33'ü 2'ye bölüp keseceğim. Enseyi tek seferde kesiyoruz. Omuzları iki sefer. Dikkat etmemiz gereken koltuk altının olduğu taraftan ilk önce keseceğiz. Gidip geleceğiz. İkinci kez enseye doğru. Yani yüksekliği enseye vereceğiz. Kademeli keseceğiz ya. Omuz kısmına doğru verirsek omuzlar yukarıya kalkık durur. O yanlış bir yöntem. O yüzden her zaman için koltuk altının olduğu kısım ilk önce kesilir. Ondan sonra devamında enseye doğru kesme yapılır. Çünkü ense yükseklik kaldırıyor. Ensemizi kapatıyor. Daha iyi oluyor o şekilde. Şimdi bu şekilde böldük. Ön yüzdeyiz. Yapacağımız şey çok kolay kesim yapmak. Hiç zor bir tarafı yok. Oldukça basit. Şimdi şöyle şişimi alıyorum. Şimdi ilk önce bu kısmı enseye kadar öreceğiz. Tabii bir yandan modeli de kuracağız. 8. modeli kurmaya başlayacağız. Patımı örüyorum önce. Bunu yine örmeden şişe aktarıyorum. Düzmüş. Bu sefer haroşa modeli koyacağız. Yer değiştiriyor model biliyorsunuz. 3 tane haroşamı örüyorum. 3 tane düzümü örüyorum. Bu şekilde modeli aynen devam ettirerek ense kısmına kadar geliyoruz. Siz bu model değil, başka bir model örmüş olabilirsiniz. Modeli dikkate alarak ense kısmına kadar örmeye devam edeceksiniz. Şimdi 33 tane ilmeği enseye kadar örmeye devam ediyorum. Evet.
ense kısmına geldim. 33 ilmeği ördük. Şimdi yeni modelin kurulumunu yaptım bu arada. Şimdi bu ayraçla işimiz kalmadı. Alıyorum bunu. Şimdi yapmamız gereken, düz yüzde olduğumuz için düz örgü örer gibi keseceğim. 33 tane ilmeği diğer omuza kadar kesiyoruz şimdi. İkisini aldım ve kesiyorum. Şişime aktardım. Tekrar. Çok gevşek kesmeyelim. Çok da aşırı sıkmayalım. Kasmasın. Böyle normal bir sıkılıkta kesmeye devam edelim. Bu şekilde ilmekleri alarak ensemizin oyuntusunu yapıyoruz. Ben şimdi 33 tane ilmeği bu şekilde kesmeye devam edeyim. Bakın, çok büzmesin, kasmasın, çok da gevşek olmasın. Belli bir ayarda tutup ensemizin kesimini şu ayracımızın olduğu yere kadar ben yapıp geliyorum hemen. Kesmemi yaptım ben, bakın hafif bir esneme payı var. Böyle düzgün bir şekilde kesmiş oldum. Şimdi şişimde son bir ilmek var. Burada da solumuzdaki 33 ilmek var. Şimdi burada 32 ilmek kesmiş olduk. Şişteki ilmeğimiz burada duruyor. Şimdi onu 33'e tamamlayacağız. Şimdi ayracımı alıyorum. Şimdi bununla birlikte örmeye devam edersem 34 ilmek olacak sahil solumuz. O yüzden bu yakada kalan son ilmeği, omuzdaki bir ilmeği de alarak kesiyorum. Bunu buraya şişe taktığım zaman sol omuzumda da 33 ilmek kalmış oldu. Yakanın 33 ilmeğini tamamladık şimdi. Evet, buradan örerek geldik. Önce ensemizi kestik. Şimdi buradan örerek geldiğimiz için aynı şekilde bu tarafa da örüp gitmem lazım ki kol altı tarafından ilk kesmemi yapabileyim. O yüzden şimdi burada modeli kurmaya da dikkat ederek ilmeklerimizi örmeye devam edeceğiz. Şimdi buraya haroşamızı koyacağız. Bir yandan modeli uyguluyoruz, bir yandan da kesmemizi yapıyoruz. Aynı şekilde sıra başına kadar ilerleyeceğiz. Bu gayet cici, spor bir yelek olacak. Örerken sizlerle de paylaşmak istedim yapımını. Umarım beğenirsiniz. Evet, modelimizi yerlerini değiştirerek örmeye devam ettim. Patımıza geldik. Detaylarını anlatmıştım ilk videoda. Şimdi patımı da örüyorum. Şimdi normalde sıra sonundayken bu pattaki detayları örmeden şişe alıyorduk. Ama şimdi kesmeye başlayacağımız için mecburen bu ilmekleri örmem lazım. Çünkü ters yöndeyken, şimdi örgünün tersindeyken ilk kesmemizi yapacağız omuzda. Sol omuzdan kesmeye başlıyoruz. Şimdi 33 ilmek var. Bunu ikiye böleceğiz. Birini 16, birini 17 keseceğiz. Fark etmez. Şimdi ilk iki ilmeği alıyorum ve kesiyorum. Şişime geri aktarıyorum. Yine çok sıkmadan ve çok da gevşek bırakmadan orta karar sıkılıkta ilmeklerimizi keselim. Bir, iki, üç, dört, beş.
Bir 16 kesilecek, bir 17 kesilecek. Tek sayıda rakam olduğu için eşit sayıda olmuyor. Ama fark etmez, sorun değil. Maksat ikiye bölüp omuzu iki seferde kesmek. Şimdi saymadan kesiyorum. Kalan ilmekleri sayacağım. Şöyle bakın, normal bir sıkılıkta hafif bir esnebe payı olsun yeterli. Dört, altı, sekiz, on, on iki, on dört, on altı, on yedi bıraksak iki kere daha keseceğim. Evet, bakayım şimdi. İki, dört, altı, sekiz, on, on iki, on dört, on altı, on yedi. Evet, ilk başladığımızda 16 tane ilmek. 16'sını kestik. Şimdi şişimizde kalan ilmekleri örüyoruz. Kademeli keseceğimiz için bir kere yakaya doğru öreceğiz. Tekrar ön yüzden bir sırada ilmekleri omuza doğru öreceğiz. Modelimizin arka yüzünde bütün ilmeklerimiz ters. O yüzden hemen ters olarak örüyoruz. Evet. Şöyle çevireyim hemen. Evet, ilk kesmemizi bakın şöyle 16 tane ilmeği tek seferde kestik. Omuz tarafından ilmekleri ördük. Şimdi yakadan omuza doğru bir kere daha öreceğim. Tabi modelimi uygulayarak devam ediyorum. 17 tane ilmeğimiz kaldı. Onu da şimdi tek seferde keseceğiz ve omuzu ikiye bölmüş ve o şekilde kesmiş olacağız. Oo, ilmek kaçırdık. Allah'tan yakaladım. Evet, son ilmeğimi de öreyim. Evet, gördüğünüz gibi bir kere tersten geldik. Ön yüzden tekrar ördük. Şimdi arka yüzünü çeviriyoruz tekrar. Ve bu kalan 17 ilmeği de bir kere de kesiyoruz. Siz dilerseniz 3'e de bölebilirsiniz. Fark etmez. Amaç yakaya doğru bir meyil vermek. Ben daha çok böyle ince ipler ve fazla ilmek sayısı olduğu zaman şey yapıyorum. 3'e bölüyorum. Siz dilerseniz yapabilirsiniz tabii de. Şimdi başladım. Kalan 17 ilmeği de bu şekilde keseceğim. Ters yüzünden, düz yüzünden kesmeniz pek fark etmiyor. Sonuçta dikişe girecek. Belli olmayacak onlar. Evet, ben ilmeklerimi kesip bitireyim. Hemen geliyorum. Evet. İlmeklerimi kestim. Bitti. Şimdi bunu kesiyorum. Ben fazla uzun bırakmıyorum çünkü gizli dikiş yaptığım için sıfırdan ip takmam gerekiyor. O yüzden uzun bırakmadan kesebilirim. Evet, yakanın oyuntusunu verdik. Sol omuzu kademeli olarak iki seferde kestik. Şöyle gördüğünüz gibi hafif bir yükselme var şurada. Onu da yakaya veriyoruz işte. Omuz böyle yukarıya kalkık olmasın diye. Sol tarafı kesmiş olduk. Şimdi sağ tarafı keseceğiz. Onu da nasıl yapacağız? Şimdi bu omuz başından başlamamız gerekiyor. Başlarken sırayı ördük, yakayı kestik.
bu tarafa geldik ya. Burada bir sıra örülmüş oldu zaten. O yüzden şimdi hemen misinalı şişimin yönünü değiştiriyorum. İlmekleri diğer başa alıyorum. Şimdi yeni ipimi omuz kısmına bağlayacağım. Onu yaparken siz de dikkat edin, enseden kesmeye başlamayın sakın. Şöyle hemen. Şuradan ilmeğimi. Hatta ikinci ilmekten. Ya da üçüncü ilmekten bağlarsanız iç tarafta kalmış olur. Zaten saklayacağız onu görünmesin diye. Evet. Şöyle bağladım ipimi. Onu tığla bir güzel saklayacağım içine. Şimdi ilk ilmeği ve ikinci ilmeği alarak kesmemi yapıyorum. 16 tane kesmiştik diğer tarafta. Şimdi ilk önce 16 tane bu taraftan keseceğim. Üç tane oldu. Evet, omuz kısmından kesmeye başladım. 16 tane ilmeğimi kesip ben hemen geliyorum. Evet, 16 tane ilmeğimi kestim. Bir tane şişim de var, 16 tane de burada var. Şimdi enseye doğru örüyoruz. Tabii ki modelimizi de kurmaya, örmeye devam ediyoruz. Evet, bu da son ilmeğimiz. Evet, enseye doğru bir kere ördük. Şimdi arka yüzden bir kere daha örüyoruz omuza doğru. İkinci kez buradan omuzdan yakaya doğru kesimi yapabilmek için. Şimdi ilmeklerimi, 17 ilmeğimi sıra başına kadar örmeye devam ediyorum. Bir sonraki videomuzda da ön parçasını birlikte yapacağız. Koltuk altı kesimini ve yaka oyuntusunu. Ben bir tarafını örüp bitireceğim. İkincisini birlikte uygulayacağız. Evet, 17 ilmeğimi tek bir gittim, bir kere geldim. Omuz tarafında şimdi. Bu kalan 17 ilmeğimizi de keserek omuzumuzu bitireceğiz inşallah. Yine böyle birer birer keselim ilmeklerimizi. Bakın şu şekilde bir kademe yukarı atlayarak devam ediyor. Ben şimdi kesip bitirip geliyorum. Evet. Kesme işlemi bitti. İlk önce 16 taneyi kestik. Bir kere yakaya doğru gittik. Tekrar geri geldik. Şöyle bir kademe yüksekliği meyili yakaya doğru verdik yani. 17 tane ilmeği de ikinci seferde kestim. Şimdi ipimi de kesiyorum. İlmeğimi sıkılıyorum şu şekilde. Evet, arkamız bitmiş oldu. Şöyle tekrar yayın masanın üstüne görelim. Evet, ilk önce 33 ilmeği ördük. Yakaya kadar geldik. 99 ilmeği 3'e bölmüş olduk. Her biri 33 ilmekten oluştu. 33 ilmeği ördük. Önce yakayı kestik. 33 ilmek olarak. Ondan sonra
omuz başına kadar koltuk altı kesiminin, şöyle göstereyim bakın, koltuk altı oyuntusunun olduğu tarafa buradan örerek gelmiştik sağ taraftan. Yakayı kestik. Burayı bir sıra örmüş olduğumuz için bu tarafı da omuz başına kadar ördük. Ondan sonra arka yüzdeyken ilk önce 16 ilmeğimizi kestik. İkiye böldük yani. Bir kere gittik. Yakaya doğru geri geldik. İkinci seferde 17 ilmeğimizi kestik. İpimizi koparttık. Sol tarafı kesmiş olduk. Sağ taraf için de ilmeğimizi, ipimizi, burada zaten bir sıra örmüştük yakaya gelebilmek için. Koltuk altının olduğu tarafta, omuz başında yani, ipimi taktım. 16 tane ilk önce hemen kestim. Yakaya doğru bir kere gittik, geri geldik. İkinci kez 17 ilmeğimi kestim ve 33 ilmek de burada kesmiş olduk. Ve sağ omuzu da kestik. Ve şu anda arka parçamız bitmiş durumda. Evet arkadaşlar, umarım anlaşılır bir şekilde anlatabilmişimdir. Bu şekilde şöyle göstereyim. Alan dar olunca koltuk altı. Dediğim gibi şu koltuk altından sonra 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 model ördüm. 8. modeli kurarken kesimlerini yaptık. Arka parçamız bitti. Bir sonraki videomuz ön parça olacak. Koltuk altına kadar öreceğim. Çünkü sadece model örüyoruz biliyorsunuz. Lastik yok, bir şey yok. Onu da ilmek sayılarını falan videoda belirtirim size. Onun da koltuk altı kesimini yapacağız. Yaka kesimini, omuz kesimini birlikte yapacağız ve yeleğimizi bitireceğiz inşallah. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.